Yıl 41. milenyumun sonları. Samanyolu galaksisi tam bir ateş çemberi. Kafirler, uzaylılar, yeşil derililer, kovan zihniyle hareket eden yaratıklar. Hepsinin benzer amaçları var. Galaksiye hükmetmek. Karşılarında binlerce sisteme yayılmış imparatorunun izinde giden insanlığın imparatorluğu var. Yıl önce bu imparatorluğu kuran insanlığın imparatoru, insanlar için aynı zamanda tanrı gibidir. Bugüne kadar doğmuş en güçlü insan pisişiktir. Pisişikler genelde büyü yaptığı söylenen veya cadı olarak adlandırılan kimselerdir. Bu kişiler kaos tanrılarının eline düşebilme tehlikesindedir. Pisişikler güçlerini 4 boyutlu uzay zamanın dışından, ruhların denizinden veya kaos evreninden alırlar. Bu evrene aynı zamanda çözgü veya yabancı ismiyle warp denir. Saf psişik enerjinin bulunduğu korkunç bir evrendir. Zihni yeterince disiplinli olmayan psişikler bu evrenden aldığı enerjiyle kolaylıkla kaos tanrılarının eline düşebilir. İmparator, imparatorluğunun hem politik hem de dini baş figürüdür. Bedeni o kadar ağır hasar görmüştür ki esrarengiz altın tahtına bağlı olan yaşam destek cihazları ile yaşamaktadır. Bu yaralar insanlık tarihinin gördüğü en kanlı iç savaşın bir eseridir. İmparatorun kendi oğlu ile girdiği bu savaş onu çok ağır yaralamıştır. Bu savaşın detaylarına ilerleyen bölümlerde eğileceğiz. Zira öncelikle imparatorluğun yapısını anlamamız gerekmekte. İmparatorun bu ağır koşullardaki durumundan dolayı günlük iletişim kuramama gibi bir sıkıntısı mevcuttur. Basit yönetim işlerinin hepsi Senatorum Imperialis tarafından, yani İmparatorluk Senatosu tarafından halledilmektedir. Bu senatonun başında Primarch Robot Galimon, yani imparatorun öz genetik evlatlarından biri yer almakta. Kendisi imparatorluğun Lord Kumandanıdır. Primarchlar imparatorun özel evlatları olarak bilinir. Transhümanizmin bir örneği olarak fiziksel ve bilişsel yetenekleri arttırılmış varlıklardır. İmparatorun böyle 20 tane genetik mühendislik işlemi görmüş evladı vardır. Yaratılma amaçları ölümsüz ve süper insan olarak general ve önemli pozisyonlarda görev yapmalarıydı. İmparatorun dağılmış insanları tek çatı altında toplama seferine yardım etmek için vardılar. Bu genetik şema saklanarak daha sonradan imparator tarafından 20 Space Marine, bir diğer adıyla uzay askerleri, lejyonunun yaratılmasına sebep olacaktı. Primarchlar büyük, güçlü, hızlı ve insanlardan daha zekiydiler. Efsanelerde geçen tanrılar gibi güçlüydüler. Hastalıktan veya yaşlılıktan etkilenme durumları yoktu. Hepsi savaşın bir yanını temsil ediyordu. Biri en mükemmel stratejisti, bir tanesi savaşın terörünü temsil ediyordu. Bir diğeri psişik kuvvetlerde ustaydı ve böyle devam ediyordu. İmparatorun evlatları gelmiş geçmiş en kuvvetli yöneticiler ve savaşçılar olarak bütün galaksiyi imparatorun sancağı altına toplayacaklardı. En azından başlarda amaç böyleydi. Kaos tanrıları bu plana müdahil oldu. Primarchlar warp aracılığıyla başka insan gezegenlerine ayrıldı. İmparatorun rehberliği ve yardımından uzak, ana vatanlarının zor şartları altında yeni kişilikleri şekillendi veya hasar gördü. Bütün bu gelişimlerine rağmen onlar birer insandı. Hataları imparatorun en büyük hayalinin önünde duran bir engele dönüşecekti. İmparatorluk yıkımın eşiğinde yaşayan, savaş ile yoğrulmuş bir galaktik imparatorluktu. İmparatorun limitsiz psişik gücü ve varlığı için günde binlerce ruh kurban ediliyordu. İnsanlık,
iblislerin var olduğu, mutasyonun gerçekleştiği ve ölümün neredeyse kesin olduğu bir galakside yaşam çabası veriyordu. Milyarlarca insanın olduğu bu imparatorluk, binlerce yıldızı kapsayan dev sınırlara sahipti. Ne kadar kahramanca bir ölümünüz olursa olsun, yine de hatırlanamazdınız. Adına korkunç savaşlar verilmiş, umutsuz fedakarlıklar gerçekleştirilmiş ve hatta ortalığın kan gölüne çevrilmiş olması imparatorluk için yine de ufak bir fedakarlıktır. Huzura ermeleri için sayısız düşmanın üstesinden gelmek durumundalardır. 1 milyon gezegene yerleşmiş milyarlarca insan bu savaşın bir fiil içindedir. Bütün bu duruma karşın imparatorluğun yönetimi kompleks bir yapıya sahiptir. Feodal sayılabilecek bir düzendedir, oligarşik yapıda mevcuttur. Otorite olarak imparatorluk ön planda olsa da gezegenler kendilerini yönetirler. Teokratik yapısı dolayısıyla imparator insanlığın tek gerçek tanrısı olarak kabul edilir. Bu noktada imparatorluk yapılarına değineceğiz. Engizisyon gizli bir organizasyon olmakla beraber standart yönetim hiyerarşisinin dışındadır. İmparatorluğun gizli polisleri gibi hareket eder. İmparatorluğun düzeni ve bekası için yozlaşmayı ortadan kaldırmak adına çalışırlar. Kaosun, kafirlerin, mutantların veya isyancıların etkisinden Tiranit, Ork veya Drukhari saldırılarına kadar her türlü tehdidi avlamakla uğraşırlar. Amblemleri, imparatorluğun en güçlü ikinci pisişiği olan Malt-Kador'dan gelir. Horus kafirliği döneminde Terra olarak bilinen ana gezegenin taht naipliğini yapmıştır. Bu organizasyonu imparatorun emriyle kurarak kafirliğin izlerini aramaya adamıştır kendini. İçeride ve dışarıdaki düşmanları avlamakla mükelleflerdir. Engizisyon sahip olduğu birçok ufak düzene karşın üç büyük düzeni barındırır. Bu üç büyük düzen aynı zamanda kendi ordu gücüne sahiptir. Bunlardan ilki Ordo Malus olarak bilinir. Askeri gücü Space Marine birliklerinden Grey Knights veya Gri Şövalyeler olarak bilinir. Kaos'un güçlerini arayıp yok etmek ile görevlidir. İkincisi Ordo Xenos olarak bilinir. Askeri gücü Space Marine birliklerinden Death Watch veya Ölüm Gözcüleri olarak bilinir. İmparatorluğu uzaylı tehdidinden korumakla yükümlüdürler. Üçüncüsü ise Ordo Hereticus olarak bilinir. Askeri gücü dindar savaş bacıları olarak bilinen Adepta Sororitas'tır. Bu bölük tamamen imparatorun kızları olarak bilinen kadınlardan oluşmaktadır. İmparatorluğun hükmü içerisinde bulunan bütün insan tehditleriyle ilgilenirler. Engizisyonun acımasız yapısı ve güç anlamında yüksek özelliği onlara Exterminatus olarak adlandırılan özel bir yetkiyi tanımıştır. Kaos veya uzaylılardan istilalar sonrası veya yüksek yozlaşmanın bulunduğu yerlerde gezegenin bütün ekosistemini yok etme amacıyla yapılan bir saldırıdır. Gezegendeki bütün yaşamı bitirmeyi hedefler. Burada önemli olan imparatorluğun ne kadar hizmetkarının öldüğü değil, tek bir kafirin bile imparatorun gazabından kaçmamasıdır. Tabii ki Exterminatus sıra dışı, yüksek tehditlerin olduğu anlarda yapılan bir eylemdir. Bu gizli polis gücünün dışında resmi polis gücü olarak Adeptus Arbitris bulunur. İmparatorluğun galaktik polis gücüdür. İmparatorluk yasalarını veya Lex Imperialis'i uygulamak adına varlardır. Yetkilerini Terra'nın yüksek lordlarından alırlar. Bu da oligarşik yapının örneği olarak görülebilir. Kendileri yargıç, jüri ve cellat olarak iş yaparlar. Yasayı çiğneyen görüldüğü anda hükmü verilir ve hızlıca işleme konur. Sadece yüksek rütbeliler söz konusu olduğunda suçlu merkeze götürülür ve orada yargılanır. İmparatorluğun adaleti hızlı ve kesin işler. Fakat her zaman adil değildir. Terra'nın yüksek lordları veya diğer adıyla Senatorum Imperialis, yönetim kademesini oluşturan 12 adet yüksek rütbeli insandan oluşur. Görevleri, imparatorun iradesini yerine getirmektir. Politik olarak en güçlü rütbeye sahiplerdir. Yaptıkları tercihler ve seçimler milyarların hayatını belirler. Milyon sayıda gezegeni ilgilendiren bu kararların
12 kişi tarafından alınması elbette sonuçlarıyla beraber gelir. İmparatorluğun bir diğer önemli unsuru olarak teknolojiden, teknisyenlerden ve bilim adamlarından sorumlu Adeptus Mechanicus, imparatorluğun teknolojisinin kalbidir. Adeptus Mechanicus, Mars gezegeninde bulunur. Teknoloji hakkındaki bilgilerini kutsal sayarlar ve buna rahip teknisyenler aracılığıyla korurlar. Eskiden isimleri Mechanicum olarak geçmekteyken Horus kafirliği baş gösterdiğinde ikiye ayrılıyor. Kızıl gezegen işgal edilip Horus'un kontrolüne geçtiğinde Terra Konseyi bu ırkı ikiye ayırarak Horus'a yardımcı olanlara Karanlık Mechanicum adını verdi. Diğer bütün feodal yapıya aykırı olarak dini konularda imparatoru benimsemezler. Bu onlara politik ve dini anlamda imparatorluk altındaki en büyük otonomluğu kazandırır. İmparatorluk içinde imparatorluk olmak gibi. Bu durum kadim Mars anlaşması ile korunmaktadır. Kendileri Omnisaya adını verdikleri makine tanrısına taparlar. Bunun bir gereği olarak bilginin kutsal sayılma durumu vardır. Bilgiye sahip bütün cihazlar ve varlıklar kutsal sayılır. İmparatoru Omnisaya'nın bedeni olarak kabul etmektedirler. Rahip teknisyenler zayıf organik dokularından kendilerini ayırarak makineleşmişlerdir. Kadim olanlarının çok az organik parçası kalmıştır. İnsandan çok makineye dönüşmüşlerdir. Bu kadar teokratik yapının içerisinde dinden bahsetmezsek olmaz. Adeptus Ministerorum aynı zamanda Ekklesiarchi, imparatorluğun resmi kilisesidir. Antarktika bölgesinde bulunan büyük saraylarından galaksinin her bölgesindeki imparatorluk bölgesine kültür ve dil gözetmeksizin dini yaymaya çabalarlar. Geriye belki de imparatorluğun sağ ve sol kolu olarak sayılabilecek en önemli iki yapısı kalır. Askerleri ve gemileri. İmparatorluk donanması bir başka adıyla Navis Imperialis, imparatorluğun en önemli kuvvetlerinden biridir. Karada Astra Militarum, yani kara kuvvetlerine verdikleri uçak desteğinden askerlerin bir yerden bir yere taşınmasına kadar yapılan her görev onlara bağlı bir şekilde gerçekleşir. Filo eskiden imparatorluk ordusuna bağlı bir yapıdaydı. Armada Imperialis olarak geçerdi ismi. Fakat Horus kafirliği döneminde yaşanan krizler ve sonrasında Galliman'ın reformlarıyla yeni bir düzene girdiler. Bunun sebebi silahlı kuvvetlerinin gücünü kırarak ileride yaşanabilecek bir isyanı zayıflatmaktı. İmparatorluk galaksiyi 5 büyük filo alanına bölmüştü. Bunlara Segmente Majoris veya Büyük Segmentler adı verilirdi. Her segment yüksek Lord Amiraller tarafından yönetilmekteydi. Bu amiraller birbirleriyle eşit rütbede olmasına karşın Güneş Sistemi bölgesinin lordları en kadimleri olarak kabul edilirdi. Dolayısıyla Terra'nın yüce lordları arasında yer alması şaşırılacak bir durum değildi. Kara kuvvetlerinde işler biraz daha farklıydı. Astra Militarum, bir diğer adıyla imparatorluk muhafızları, imparatorluğun ön cephesini oluşturan savunma hattıydı. Bütün tehditlere ilk göğüs geren ve imparatorluğun bulunduğu her yerde varlık gösteren bir kuvvetti. Feodal yapı dolayısıyla bir gezegenin savunma hattı düştüğü an yardıma ilk koşanlar genelde imparatorluk muhafızları olurdu. Onlara imparatorun çekici adı verilirdi. Geleneksel bir yönetim yapısı olmayan imparatorluk muhafızlığının her bölüğünün başında bir komiser olur ve bölüğün moralini yükseltip içeride oluşabilecek kafirliği yakalamakla görevlidir. Milyonlardan milyarlara uzanan bir asker gücü yanında zırhlı tanklar ve güçlü armadalara eşliğinde hepsi Legiones Astartes'e bağlıydı. Bu da belki de hikayemizin en önemli noktasına ayak basmamızı sağlıyor. Adeptus Astartes, diğer adıyla Space Marines. İsimlerinin hakkını vermek adına hikaye boyunca asla Türkçe'ye çevirmeyeceğim bir oldu. İmparatorun evlatları, insanlıkları neredeyse kalmamış, her biri süper insan olan kuvvetler. Genetik modifikasyon, psikolojik şartlandırma ve yoğun eğitim almış üstün insanlardır. Salgınlardan veya doğal hastalıklardan etkilenmezler. Normal bir insanı
defalarca öldürecek yaralardan etkilenmezler. Güç zırhları ve bilinen en güçlü silahları ile düşmana en büyük korkuyu salan kuvvetlerdir. İmparatorun ölüm melekleridir ve korku nedir bilmezler. Fiziksel olarak bütün insanlardan daha güçlü, daha dayanıklı ve mental olarak kusurlarından büyük oranda arındırılmışlardır. Birçok insan karşılarında korkar. Bazıları ise onları alt tanrı olarak görür ve taparlar. İmparatorluk önünde engel olarak gördükleri şeylere merhametleri neredeyse hiç yoktur. Bazı Astartes'ler merhameti zayıflık olarak görürken kadim olanları bunu kurtuluşları olarak görür. Space Marine'ler bölüklere ayrılmıştır. Bunlara Chapter ismi verilir. Her Chapter farklı şekillerde asker yetiştirir. Bazıları yaşama elverişli olmayan gezegenlerin vahşi kabilelerinden adam seçerken, bazıları bebeklikten alıp yetiştirmeye başlar. Bazıları ise iradeyi hiçe sayarak sormadan insan kaçırır ve testlere tabi tutar. Bu yeni yetmelere Neophyte adı verilir. Gen tohumları ile organ değişimleri yaşarlar. Savaş eğitimi alırlar. Bağlı oldukları chapter'ın sınavına tabi tutulurlar. Fiziksel metamorfozunu geçirip psikolojik şartlandırmasını tamamlayanlar ilk aktif görevine verilir. Genelde gözcü olarak başlarlar ve başarılı devam ettikleri süreçte atış destek ekiplerine evrilirler. Bu süreçlerin hepsi kadim yazıtlar ve talimatların içinde bulunduğu Codex Astartes, yani kadim strateji ve taktik kitapçığında bulunur. Bu kitapçık askeri düzeni ve hiyerarşiyi belirler. Ultramarine Space Marine Legion'un başı olan Primarch Robot Gellman tarafından yazılmıştır. Amacı Horus kafirliği döneminin tekrar yaşatılmaması içindir. Savaş düzenlerinden doktrinlere kadar adım adım yazılı olan Codex Astartes her chapter tarafından sıkı sıkıya uyulmaz. Buna tek sıkı uyanlar Ultramarine'lerdir. Neredeyse 1000 civarı Space Marine chapter'ı bulunmaktadır. Bu tam sayıları veya varlıkları tamamen bilinmemektedir. Günümüzde imparatorluk çatırdamakta olan statikoyu korumak amacıyla bilimsel ve insani gelişmelerde durmuş haldedir. O yüzdendir ki bu çağ insanlığın sonu olarak atfedilir. İnsanlığın Samanyolu galaksisi üzerindeki egemenliğini tehdit eden birkaç ırk vardır. Kaos, Tiranitler, Eldari, Drukhari, Orklar, Taular ve ölmek bilmeyen Nekronlar. Bunlar yetmezmiş gibi kendi içerisinde isyan, mutasyon, tehlikeli pisişikler ve kaos tarikatlarının varlığı ile sürekli tehdit altındadır. Şüphesiz ki imparatorluğun varlığı ve imparatorluğun gücü olmasaydı insanlığın kaderi çoktan yok olmak ile sonuçlanmıştı. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer ırklar ile devam edeceğimiz Warhammer 40K videolarında görüşmek üzere.